Şimdi bugünün açıklamalarından biri Musavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştuğu İYİ Parti Genel Başkanı ve gündemdeki pek çok konuya değindi. Asgari ücretten Erdoğan'ın yeniden adaylığına ve beraberinde genel kurula geldi biliyorsunuz. Eski ajanlığı konusu çok uzun zamandır da zaten Türkiye'nin gündemindeydi bu teklife kadar. Neler söyledi? Bir ekranınıza gelsin, sonra devam edelim siyasetteki diğer önemli açıklamalarla. Biz diyoruz ki en azından millete çekinmeden yalan söyleme cüreti göstererek oynadığınız sahte enflasyonu baz alınız. Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak çalışanın yaşadığı refah kaybını da telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak Temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmak mecburiyetindedir. Bunun altında kalan ücret Türk milletine zulümdür. Saray kayyumu olan zat şimdiden bilsin. Senin değil 10 yıl, orada 10 dakika oturmana bile tahammülümüz yoktur. Tüm emareler açıktır ki 2025 yılı saray rejiminin anayasa, çözüm, normalleşme ve savaş naralarını bir torbaya doldurup verin yetkiyi dediği bir yıl olacak. Ya da bizim bu rejimi çöp torbasına koyup attığımız bir dönemin şafağı sökecektir. Bir daha bırakın cumhurbaşkanı olmayı, muhalefet doğru yerde dursun, cumhurbaşkanlığına aday bile olamayacaktır. O koltuktan kalkmamak için emin olunuz ki onlar ne istiyorlarsa vereceklerdir. Değil terörist başını İmralı'dan çıkartmak, emin olun anayasadan çıkartmayacakları hiçbir madde, koltukları için feda etmeyecekleri hiçbir değer yoktur. Burada asıl olan devletin güvenliği değil, iktidarın güvenliği ve keyfiliğidir. Mülteci politikalarına karşı çıkan, demografik değişim endişelerini dile getirenleri bile etki ajanı olarak nitelendirmeyi mümkün kılacak bu yasa teklifini İYİ Parti olarak Türk milleti adına şiddetle reddediyoruz. Bu bir tiranlık uygulamasıdır. Yol yakınken bu hatadan dönülmelidir. Bu derebeylik yasasına sonuna kadar direneceğiz.